Efendim iyi akşamlar. Bu programda aynanın arkasından aynanın önüne çıkarmaya çalışacağımız konular biraz çoklu, çok başlıklı. Tabii yer Türkiye olunca mecburen çok başlıklı oluyor. Çok değerli bir konuğum var. Son dönemde benim çok saygıyla izlediğim bir genç gazeteci kardeşim İsmail Saymaz. Radikal ve Hürriyet muhabiri. Hoş geldin, ayaklarına sağlık. Hoş bulduk. Değerli izleyiciler, hepimiz görmekteyiz. Yani son 10 yıldır yalnızca medyada değil, akademide de yani üniversitelerde de, başka alanlarda da insanların ne yazık ki ve maalesef omurgalarını kırdılar. Artık klasik anlamda düşündüğümüz bu ahlaktı, etikti, yani mesleki etikti, anlayıştı, bunu savunmaktı, bunun çerçevesinde konuşmaktı gibi bütün bunların hepsini biz unuttuk. Şimdi İsmail Saymaz kardeşim benim için önemli yanı şu, çok uzun zamandır izlerim haberlerini, yani herkes gibi, çünkü bütün hemen hemen yaptığı her şey çünkü doğru. Hiç arkadan yalanlanan bir şey çıkmadı. Fakat asıl beni kendisine, ya son dönemin bak bu genç gazeteciler içerisinde ahlaklı birkaç kişiden birisidir dedirten bir program vardı. Şimdiki adı 360, eski adı SkyTürk. Gazeteci Mahmut Övür'le birlikte o programa katılmıştı. Bu Ergenekon meseleler, bu operasyonlar, bunlar konuşuluyor idi. Mahmut Övür akıl almaz biçimde, işte CHP'nin eski üyesiydi. O günlerde de üyesiydi. Evet. O günlerde de üyesiydi. Akıl almaz biçimde müthiş bir dönüşle işte bugünkü Mahmut Övür oldu. Orada anlatıyor ipe sapa gelmez şeyler. İsmail Saymaz ona geri döndü, dedi ki iddianameyi gördünüz mü, hiçbir dava takip ettiniz mi? Ben dedi iddianameyi okumadım. Zaten o andan itibaren o konuşma çöktü. O bir anda agresifleşti, çok sinirlendi. Merak ettim şimdi karşılığı ne olacak diye. Baktım İsmail Saymaz son derece efendice, hiçbir şey demeden yalnızca Mahmut abi diye bir hitapla meseleyi geçiştirdi. Arkasında Mahmut Övür dehşet bir laf etti. Danıştay cinayetinin katili, savcıların Osman'ım dedikleri şahsiyet, bakın davanın hem sanığı, hem tanığı, hem de gizli tanık. 9 numara. Mahmut Övür o şahıs için dedi ki, bu örgütü çökertsin diye bile bile örgütün içine sokulmuş bir adamdır. Zaten ondan sonra mesele bitti. İsmail Saymaz'ın ben bakayım dedim refleksleri. Bundan sonraki süreçte de ne olacak? Baktım ki ha aynı duruş yerini koruyarak meseleyi anlatıyor. Dedim ki tamam. Evet. Ondan sonra zaten paylaştım sağımla solumla ne diye. Sonra bana sağdan soldan da çok methettiler. O zaman dedim ki peki. Bu demek. Programa çağırayım dedim. Doğru. Evet. Teşekkür dedim ederim. Ki tabii biz o zaman da istedik. Yok ben, benim izleyicilerim bilirler. Hani neyse, kişi neyse o, olumsuz olanları da çok net isim vererek hep söyledi. Yıllar yıldır tanırlar. Hı-hı. Çünkü hiçbir zaman spekülatif bir iş yapmadım. Ben şuna inanırım kardeşim. Marifet İltifata tabidir. Eğer varsa insanların marifeti, bunu ortaya koymazsak da ahlaksızlık yapmış olur. Öyle bir girişim yapsınız ki altını programın geri kalanında dolduramamaktan endişe ederim. Estağfurullah. Yani teşekkür ederim. Ben senin haberlerini de biliyorum, yazılarını da biliyorum. Hanefi Avcı ile ilgili yazılan kitabı da hepsini biliyorum, uzun sözün kısası onun için şey değil. Şimdi sene 2002, sene 2015, 13 yıllık bir iktidarı izledik. Şöyle bir 13 yıla baktığında gazeteci gözüyle, işte 2002'de iktidara geldiklerinde kaç yaşındaydın? Ben o zaman 22 yaşındaydım. 22, çok güzel. Şimdi 22 yaşında genç. İktidara geldiklerinde ne düşündün? AKP bugün 13 yıl sonra 2015'e geldiğimizde şimdi ne düşünüyorsun? 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde esasen ne düşündüğümü çok hatırlamıyorum. Yani ben de olumlu ya da olumsuz herhangi bir etki bırakmadı. Yani o dönemler böyle bir endişeye kapıldığımı falan zannetmiyorum. Kaldı ki hemen arifesinde üçlü koalisyonun yarattığı, işte krizin yarattığı olumsuz bir hava vardı. Dahası Cem Uzan gibi daha antipatik bir figür gelmekteydi. Galiba onlarla daha çok meşguldük. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gelmiş olması, ilk dönem kurduğu iktidar bakımından ben öyle olumsuz bir algıya o dönemler sahip olmadığımı zannediyorum. Zaten toplumun bütünü de galiba aşağı yukarı öyle bir yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bugünkü bakışın aynısına sahip değildi. 2015 yılının sonunda ben şu tespiti ferahlıkla yapabileceğimi düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi siyasal İslam'ın doğruğu ve çöküşüdür.
Bu ülkede siyasal İslam'ın bir daha gelecek vaat etmeyeceğinin en büyük örneğidir. Siyasal İslam'ın Türkiye'yi yüzü batıya, batıdan kastım Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve beyannamesinde ifade edilen insani değerlerdir. Siyasal İslam'ın artık Türkiye'yi batıya taşıyabilecek, bu değerlere kavuşturabilecek hukuk nosyonundan eksik olduğunun ispatıdır. Türkiye'nin herhangi bir iç problemini çözememesi de bundan kaynaklanıyor. Çünkü dünya ile ilişkisi kopuk. Hem iktisadi olarak, hem hukuki, hem de siyasi olarak siyasal İslam'ın son nefesidir Adalet ve Kalkınma Partisi. Bundan öteye ne kendisi adına ne de Türkiye'ye götürebileceği bir mesafe vardır. Bundan sonrası çöküşüdür. Fakat bu Fatih Camisi'ndeki bir siyasal İslami grubun çöküşüne benzemez. Beraberinde ülkeyi çökertecek bir seyir izliyor şu aşamada. Örnekleyebilirim. Bir kere siyasal İslam'ın aslında geleceğinin olmadığını ve Türkiye'ye de gelecek vaat etmediğinin en somut kanıtı olarak hukuk sistemini çökertmesi büyük bir tablodur bizim açımızdan. Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkenin eski Türkiye diye beğenmeyip bir kenara attığı ve bugünden geçmişe doğru tarih inşa ederek geçmişe attığı 70 yıllık hukuk deneyimini bile çökertti. Hani o hukuk deneyimini eksik bulabilirdik. Kendisini sınıflar üstü gördüğü için, elitist gördüğü için halka adalet dağıtamadığını söyleyebilirdik. Ama hiçbir zaman bir çetenin eline teslim etmediler yargıyı. Bu bakımdan Adalet ve Kalkınma Partisi bir devlet varsa onun en temel dinamiklerinden biri olan hukuk müessesesini bir çeteye adeta bir kaldırımı bir otopark mafyasına devreder gibi devretmiştir. Dolayısıyla hukukla başlayan bir çöküşü yaşadık. İkincisi, Türkiye'nin en azından kalkınma diye bir derdi vardı. Yani hatta 60'ların ilk cumhuriyet kuşağı, 60'ların sol kemalist kuşağı, siz de kabul edersiniz ki kalkınmacıdır. Yani solu bile kalkınmacılıkla anlar. En azından bu ülkeye kıt kanaat imkanlarıyla iki savaş arasında, bir savaşın da üzerinden geçerek Manisa'da, Kayseri'de, Eskişehir'de fabrikalar kurarak bu ülkeyi inşa etmeye çalıştı. Ben ne zaman memlekete gitsem, Rize'ye, Erzurum'a, Anadolu'yu gezmeye çalışsam, Cumhuriyet nedir diye sorulduğunda hep aklıma elektrik tekleri gelir. Yani buralara kadar gelmiş demek ki diye hep onu düşünürüm. Şimdi bu ülkenin bütün varlığını sattı ekonomik olarak. 2002'den bu yana hızla ülkeyi taşeronlaştırdı, iktisadi anlamda taşeronlaştırdı. Devraldığında taşeron işçiyi 400 bin lira devralmıştı, 1,5 milyona çıkardı. Kaza sayısını, iş kazalarında ölen insan sayısını 800 ile alıp 1600'e çıkardı. Kazalı, ölümlü kaza sayısını 40 bin alıp 80 bine çıkardı. Ülkede korkunç bir sömürü düzeni oluşturdu. Bu niye? Çünkü kendi doğasındaki, bence gene o siyasal İslam'ın kendi doğasındaki TOKİ mantığı, TOKİ kafasıyla iktisadı ve ekonomi yönetmeye çalıştı. Aynı kafa hukuklara karşılığını buldu. 55 binde cezaevlerindeki tutuklu sayısını almıştı. Bugün itibariyle 165 bin. Yüzlü sayıları da siyasi mahkum sayısını almıştı. 2013'ün Haziran'ında 8500'de bıraktı. Böylesi korkunç bir tablo. İktisadi olarak da, hukuki olarak da, insan hakları değerleri bakımından kendi geliştirdiği kanunların bile gerisine düşebilecek ölçüde antidemokratik bir hüviyete nihayet kavuştu. Bunun yansıması olarak şimdi biz Kürt sorununu yaşıyoruz. Peki. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yani özet için. Efendim şimdi Kürt sorunu meselesine baktığımızda bir açılım süreci dediler. İşte Dolmabahçe, ünlü Dolmabahçe görüşmeleri ortada. Oslo'daki görüşmeler ortada. Tapeler yayınlandı. Fakat ne olduysa oldu. 8'inden itibaren biz cinayetler görmeye başladık. Sence bu kadar yoğun biçimde bu öldürmelerle karşılaşmamızın sebebi ne? Yani bir gazeteci olarak topladığın enformasyon ya da işte bölgeden gidip gelen insan olarak gördüklerin ya da aktarılanlar, orada nasıl bir senteze ulaşıyorsun? 2011 yılında gene bir çatışmalı dönemin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri hükümet tarafından adeta PKK'ya karşı operasyonlarda geri çektirildi ve bir çözüm masası kuruldu. Ben sahipleri itibariyle, yöntemleri itibariyle karşı çıkabilirim ama Kürt sorunun bir masa etrafında ve bütün muhataplarıyla yüz yüze kurulacak ilişkilerin çözülmesine taraftarım. Muhatapları o zaman lütfen bir sayar mısın? Abla Hocalan. Evet. Örgütün lideri olarak. Aynı zamanda onun siyasi hareketinin liderleri ve Kürt sorununda taraf olan diğer muhataplar. Onlar sivil toplum örgütleri, barolar,
PKK'nın etkilediği ya da etkilemediği bütün unsurlar. Anladım. Yani bunların hepsi ve Türkiye'de bu sorundan etkilenmiş bütün herkes oturacak ve bunu, Türkiye'nin geleceğini beraber tartışacaklar. Silah olmadığı sürece ben her şeyin tartışılmasına taraftarım. Ancak burada temel kriterin silah doğrultulması olduğunu düşünüyorum. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi çözüm önce milli birlik ve beraberlik, sonra demokratik çözüm ve benzeri isimler taktığı bu süreci, 3 yıllık bu süreci kendi iktidarının geleceğiyle bağlı gördü. Yani ben eğer ayakta kalacaksam barışa ihtiyacım var, tırnak içinde çözüme ihtiyacım var ve seçim dönemlerinde ateşkes çağrısı yaptırarak, krize girdiğim anda Öcalan'ı arkama alarak bu süreci götürürüm diye düşündü. Onlar hangileridir? Mesela Gezi Parkı sürecinde Kürt hareketinin geri adım atmasını sağlamak ya da 17-25 Aralık sürecinde Öcalan'ın dediği gibi işte bu darbeydi, ben engelledim darbeyi şeklinde bir yaklaşım inşa edilerek bu süreç, 3 yıllık bir süreç bir şekilde götürüldü. 3 yılın sonuna gelindiğinde şu manzara açığa çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi ancak kendi yandaşlarından oluşan bir akil adamlar heyetiyle toplumu iknaya kalkıştı. Bunun olmayacağı çok belliydi. Çünkü o masada sadece Sünni, dindar Türkleri temsil eden AKP'nin oturmasıyla bu sorun çözecek iş değildi. Laik Türklerin, Alevilerin, işçilerin, toplumun diğer katmanlarının, milliyetçilerin orada temsil edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla meclise açılması gerekiyordu. MHP'nin de, CHP'nin de, meclis dışı muhalefetin de katılımıyla çözüm sürecinin götürülmesi gerekiyordu. Bu süreç ancak AKP ile PKK arasındaki bir kapı arkası politikasıyla, pazarlıklarla sürdürüldü. Ve bazen ne olduğunu anlamadık. Hakikaten de Oslo'da ne görüştüler, içeriği neydi biz bilmedik. Bizden gizli bir şekilde bir politika yürütüldü. Halen daha tam olarak açıklamış değiller her iki tarafta. Bu politikanın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaderiyle bağlı hale gelmiş olması, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle algılamış olması en azından Kürt hareketinin problemidir. Onlar bunu izah etmek zorundadır. Nihayet Adalet ve Kalkınma Partisi şu aşamaya geldi. Siz eğer parti kurarsanız, kurduğunuz partiyle barajı geçerseniz, alacağınız milletvekili toplamıyla benim tek başıma iktidarı kaybetmeme yol açarsanız, ben dün nasıl ayakta kalabilmek ve tek başına kalabilmek için çözümü desteklediysem, bugün de gene aynı amaç uğruna silahlı mücadeleyi desteklerim. Yani o çözümü amaçlıyor değildi. O tek başına iktidarda kalmayı amaçlıyordu. Dün barış onun için bir araçsal önem taşıyordu. Bugün şehit ya da milliyetçilik araçsal bir önem taşıyor. Arasında aslında AKP'nin iktidarda kalması kadar bir mesafe var. Ama şunu kaydetmek gerekir. Çözüm adı verilen süreç her iki tarafın da aynı zamanda savaş hazırlık süreci haline geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi en azından Cumhurbaşkanı şunu ifade etti. Dedi ki biz dedi valilerin operasyon izni yetkisi verdik. Genelkurmay'ın zaman zaman yapmak istediği operasyonları valilerimiz hayır dediler. Hatta bu dönem öyle kırıcı dökücü laflar ifade edildi ki mesela bazıları Öcalan'ın aslında Kürt hareketi tarafından bile anlaşılamadığını, onun kıymetli bir değer olduğunu söyleye geldiler. Bazıları Hüseyin Çelik örneğin birkaç Mehmet için meclisi mi toplayacağız diyebildi mesela. Bu dönemde milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum diyen gene Cumhurbaşkanı'ydı. Sonunda ayaklar altına değerlerin aslında ne olduğu bugün anlaşıldı. Bugün ise bakıyoruz HDP'den demokratik yollarla seçilmiş parlamenterleri ayaklar altına almaya çalıştığını biz pekala anlayabiliyoruz. Tabii bu süreç savaş hazırlık süreci oldu. Nihayet PKK'da silahı öne alan bir yapı olarak, bir örgüt olarak Kobani'de, Suriye'de bir Kürdistan kurmaya çalışmasına paralel olarak silahlanmasını sürdürdü. Geldiğimiz aşamada 7 Haziran'dan sonra AKP artık çözümün kendisini ayakta tutmaya yetmediğini, çözüme dair ve barışçıl politikaların onu iktidardan edeceğini ve bunun faturasının ona kesileceğini düşünmeye başladı. Buna karşılık PKK da kanaatim o ki seçilen 80 milletvekilinin 104 belediyenin Kürt meselesinde temsil krizine yol açacağını, yani artık temsiliyetin Kandil'den çok Ankara'ya, yani HDP'lilere geçeceğini düşünerek burada söz sahibi olan benim dedi. PKK'dan yapılan açıklamaları böyle okuyabiliyoruz. Örneğin daha 2 aylık bir parti, meclise ancak biri yemin olmak üzere 2 kere meclise gidebilmiş bir partiye siz başarısız oldunuz diyebildiler. Ya da Selahattin Demirtaş'ın gençlere silahı bırakın çağrısına herkes haddini bilsin anlamına gelecek açıklamalar yapabildiler. PKK'nın da bir rüşt mücadelesini ortaya koyduğunu anlıyoruz. Öyle ki 7 Haziran Suruç olayından sonra PKK aslında Suruç olayı doğrudan ona hedeflemediği halde iki polisimizi şehit ederek ardından bir polisimizi şehit ederek
ve biz aslında çatışmıyoruz. Bu misilleme diyerek ard arda yaklaşık bugüne kadar 140 polise, 140 polis ve asker ulaşan güvenlik gücünü katletti. Bir taraftan devlet gene aynı günlerde IŞİD'i, yani Suruç'a karşılık IŞİD operasyon yapma adıyla yola çıkarak Kandil operasyon yaptı. Dolayısıyla her iki tarafında aslında birbirine girmeye ne kadar meyilli olduğunu biz anladık bu süreçte. Bu süreçte PKK aslında bir yıl öncesinden başlattığı özellik tartışmasını somuta taşıdı. O da ne yaptı? İşte önce Lice yolu kapatılmıştı bir dönem için. Sonra Cizre'ye taşındı ve Cizre'de oradaki Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi adı verilen PKK'nın şehirlerdeki gençlik. Tamam. Şimdi özür diliyorum. Şimdi ben de tam bu noktaya girecektim. Bu yeni gençlik kullanma meselesine. Şimdi akıl şöyle bir şey emir etmiyor muydu? Yıllarca şu söylendi. Dağdan insin, ovada siyaset yapsınlar. Gerçi daha önce de denenmişti. Yaka paça meclisten atılmışlardı. Şimdi Mehmet Ağar bu cümleyi kurduğunda ben o zaman Habertürk'te program yapıyordum. Mehmet Ağar'ı paramparça ettiler. Aradan zaman geçti. Dağdan inildi. Ovada siyaset dedi ki ben onların yerinde olsaydım ben de dağ çıkardım. Yani ovada siyaset yaptılar. 80 milletvekili çıkardılar ama bir anda hem MHP reddetti hem AKP reddetti bunların varlığını. Yani bunlara şunu söylenmeye başladı. Bunu da böyle kabul etmiyoruz. Siz yeniden dağa çıkın. Şimdi birincisi şu. Neden burada legal bir siyasal parti 80 milletvekiliyle temsil varken dağ Selahattin Demirtaş'tan ve o kurmay kadrosundan daha mı önce AKP'nin ve Erdoğan'ın gerçek planını çözdü, çözümledi? Yoksa daha bu siyasal parti mecliste yaşamını sürdürürse bölge halkı üzerinde bizim bütün etki gücümüz kaybolacak. Belki Kuzey Irak'ta, Suriye'nin kuzeyinde kurmayı düşlediğimiz bu Kürt devletin böyle bir şey söz konusu da olamayacak. Ya da olsa bile biz burada etkisiz aktörler olacağız. Şimdi bir buna paralel olarak da şimdi bu YDGH'nın yani bu yeni gençliğin tavrının PKK'nın klasik anlayışından farklı olup olmadığını da yorumlar mıyız? Şimdi aslında Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi yaklaşık 2-3 yıllık bir yeni bir oluşum aslında. Ve bunlar daha çok şehirlerde bir tür yarı illegal. Aslında başlangıçta daha açık bir oluşumdu. Maksimum zamanla. 1990 doğumlu falan olabilir değil mi? 90 ve sonrası. Evet doğru. Başlangıçta açık bir oluşum gibi kabul ediliyordu. Sonrasında giderek yarı illegal sonra illegaliteye savrulmuş bir oluşum olarak karşımıza çıktı. Tabii bunu bu özellikle 2009, 2008, 2012 yıllar arasındaki ard arda yürüyen KCK operasyonları ve ardından 15 yaşına kadar çocukların terör örgütüne yardım suçundan tutuklanıyor olması ve bunun yarattığı travmalar orada bir karşılık buldu. Hatırlarsak o günlerde Batman'da Berivan diye bir çocuk, Adana'da bir dolu çocuk, 3000 civarında çocuk taş attı diye, pankart açtı diye yüzünü kapattı diye ardında tutuklanmıştı. Taş atan çocuklar meselesi. Bunlar o kuşağın devamı aslında. Taş atan çocukların biraz büyümüşleri bundan. Cezaevinden çıkmış olanları bunlar. Ve bunlar bunların her biri kendisini öcalan kabul ediyor zaten. Yani otorite hiyerarşik ilişkiyi Kandil'le Kandil'in evet koruduğu gözettiği bir oluşum ama Kandil'le ya da HDP merkeziyle kurmuyor. Doğrudan Öcalan'la empatiyi kuruyor. Yani kendisini orada görüyor. İlişkiyi orada kuruyor. Dolayısıyla oradaki örneğin Cizre çarşısındaki örneğin Lice'de Varto'da daha esnek hareket edebiliyorlar. Bazen ilçe halkının şikayet ettiği noktaya kadar vardırıp İşte yol çevirme, kimlik sorma, kendince adaleti tesis etme, sorgulama, ceza verme gibi yollara da başvurabiliyorlar. Böylesi bir evreye gelmişti bu hareket. Ancak son süreçte Cizre'de artık sokak savunmasına döndüler. Yani silahlı güçler olarak 200-300 civarında silahlı güçler olarak ilan ettikleri öz yönetimin öz savunmasını Peki anne babaları bunlarla birlikte hareket ediyor mu? Başlangıçta şöyleydi. Yani halk kendi çocukları olarak gördüğü için onlara zarar gelmesini, zeval gelmesini istemiyordu. Ancak onların yürüttüğü mücadele görece mesafeliydiler. Ancak devletin örneğin Cizre'de olduğu gibi yani iki sokak işte Cudi Mahallesi, Yafes ya da Nur Mahallesi'nde olduğu üzere belli sokakları kapatan bu gençlerin yarattığı isyanı Cizre'yi topluca kapatarak bertaraf etmesi karşılığında elbette ki
onların çok başaramadığı o ilçe halkının destek vermesi hali oluşmuş oldu. Yani devlet kendi eliyle böyle bir strateji mi geliştirdi? Yok, yoksa hayır. Bunu düşünemedi. Yanlış uygulan bu stratejinin şimdi bedeli taktik yani, düzeyde hatalarla mı dolu oldu? Devlet bir Kürt isyanını yerinde bastırmak gibi geleneksel davranışıyla hareket etti. Yani silah doğrultmuş olanın tepesine çökme argümanıyla hareket etti. Geçmişte de çok yapıldı ama başarılı sonuç alınamadı. Bilinmiyor mu? Zaten. Onu söylüyorum. Yani, bilinemiyor mu? Belli bir hafıza var. Biliniyor ama süreç işte bu hale getirdi. Zaten bu YDGH meselesi bir yıl önce yok muydu? Vardı. Diyarbakır Bingöl Karayolu'nu 15 gün ben mi kapattım? O zaman da silah doğrultulmadı. Lice olayları olduğu günlerde bir kişi ölmüştü. O da jandarma karakolunun etrafına molotof atıldığı için meydana gelmişti bütün bunlar. O günlerde de ses çıkarılmadı. Ya da örneğin hatırlayalım Yüksekova'da 3 tane silahsız erimiz bizim çarşıda gezerken enselerinden vurularak şehit edildiler. Yüksekova'da, Diyarbakır'da hamile eşine, eşiyle beraber alışverişe gitmiş, pazara gitmiş bir uzman çavuşumuzdu herhalde. Ensesini öldürdü, ateş edildi. Yani o zaman niye yoktu? O zaman devlet niye sessiz kaldı? Sürecin anlamı başkaydı. Sürecin kendisi başkaydı. Bugün başka hareket etti. Bugün ise Cizre'deki Kürt, yani ona karşı yükselmiş olan muhalefeti, Kürt muhalefeti, bir kısmı silahlı, bir kısmı sivil, Kürt muhalefetini iki sokakta da olsa tepelerine çökme disturuyla, geleneksel devlet tavrıyla Cizre'yi kapattılar. Şunu görmek gerekiyor elbette, orada direnenler var. Yani silahla yol hendek açıp silahla karşılık verenler var. Çok doğru. Ancak örneğin Vücudi Mahallesi böylesi bir mahalle değildi. O mahallede kapandı. İşte zaman zaman elektrik alamadılar, ambulans alamadılar. Ölenlerin bir kısmı anlıyoruz ki 10 civarında hayatını kaybeden yurttaşımız yaralanıp hastaneye götürülemediğinden hayatını kaybetti. İşte örneğin bir yaşlı kadın torununun üzerine kapaklanıp hayatını kaybetti vesaire. Şimdi tabii böylesi bir tenkil ve tedip politikasının o eskilerinden yok etme, ezme politikasının bir karşılığı bu, bir yansıması bu. Cizre'de bu sonuç vermedi sonuçta. 8 gün, 9 günlük sokağa çıkma yasağıyla beraber bu sonuç vermedi. O günlerde şu yapılabilirdi. Örneğin yani Selahattin Demirtaş, hani ovadan daha ova ikileminden söz ettik ya. Ya Selahattin Demirtaş örneğin abisinin dağda olmasıyla hep suçlarına geliyor. Ne güzel ki abisi gibi gitmemiş diyeceğimize. Ne güzel ki Türkiye'de siyaset içinde kalmayı tercih etti ve ne güzel ki silahı bırakın çağrısı yapabiliyor. Ya bu adama tutunalım demektense Selahattin Demirtaş Cizre'deki yangına söz etmek için yola çıktığında dağlardan yürümek zorunda kaldı. Utanç vericidir. Yanında iki tane bakanla beraber bu ülkenin iki bakanı bu ülkenin bir ilçesine sokturulmadı. İki tane polis tarafından. Şimdi böylesi bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu süreç, şimdi karşılıklı açıklamalardan da anlıyoruz ki işte Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki silahları gömeceksiniz, üzerine beton dökeceksiniz. 1,5 sene önce böyle demiyordunuz. Böyle değildi. Hani hepiniz çıkmadı, haberimiz var gibi. Ya da MİT görevlilerinin söylediği gibi. Ne dedi biz her yere, evet, nereye biliyorsunuz, ne sattığınızı biliyoruz. Silah taşıdığınızı biliyoruz. O zaman niye ses çıkarmadınız? Ya da operasyonlar, yani valilerin vali operasyon yetkileri niye kullanmasına izin vermedi o zamanlar? Şimdi Pekka'ya bakıyoruz. Pekka diyor ki tek taraflı ateşkes çağrısı yapmak AKP'ye hizmet etmektir. Bu nereden çıkıyor? Yani siz zaman zaman tek taraflı ateşkes çağrısı yapardınız zaten. Seçim olur, yapardınız. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi seçime giderken yaptınız iki defa ya da başka süreçlerde yapılırdı. Bu ülke tekrar seçime gidiyor. En azından bu ülkede ben şu kanaatim o ki yani çözüm sürecinin bir tür kurumsallaşmadığı, bütün toplum unsurlarına, toplum oluşturan bütün fert ve birey topluluklara açılmadığı için oluşan arızalardan biri budur, arazilerden biri budur. PKK bu süreci hazırlanarak geçirdi. Bir belirli bir organizasyon seviyesine ulaştı. Ancak şimdi silah sıkarken yeterince gerekçe sunamıyor. Yani silah sıkmasına en azından örgüt bir gerekçe sunar. Yani katledildik, işte operasyon yapıldı, operasyon şu köyler yok edildi, şöylesi bir zorunlu göç politikası oluşturuldu gibi gerekçeler sunmuyor. Başka gerekçeler sunuyor. İşte özellik talebi, Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu meselesi gibi bugün tekrar baktığımızda aynı gerekçeleri sunuyor. Oysa ki bütün bunlar 80 milletvekiliyle yapılabilir. Yani bu gerekçeler. Evet. Yani evet. 3 ay silahla ölümü göz olarak çatışmazsınız da 3 yıl siyasetle mücadele edersiniz. 104 belediye bütün bunlar yapılabilir. Bir de şu var. HDP 80 milletvekiliyle bir dahaki seçimde oyunu arttırabilir. 90'a da çıkabilir. 90 milletvekiliyle bu halk size bakın ülkedeki şehirlerin 5'te 1'ini değil, ülkenin tümünü veriyor.
Siz müstakbel bir koalisyon ortağısınız. Bakanlıkların işte ne bileyim dörtte biri sizin deniyor. Bu ülkenin zaten belediyeleri sizin. Ya kabine sizin, bakanlıklar sizin, milletvekillikleri zaten sizin. Bu ülkenin hepsini yönetme imkanı sizin elinizde. Dolayısıyla her ne arzu ediyorlarsa onu tartıştıracak, bu ölçüde de hayat bulmasına imkan verecek ölçüde temsil kabiliyetine sahipler. Bu şiddet iklimi HDP'yi o temsil kabiliyetinden eder. Kürt siyasi hareketini, yani HDP'de demeyeyim, Kürt siyasi hareketinin o temsil kabiliyetini eline alır. Ve endişem şu, 80 milletvekiliyle elde ettiği meşruiyeti 90 milletvekiliyle tekrar elde edemeyebilir. Yani 7-8 Haziran seçimlerinden sonra hem ne görmüştük biz? Selahattin Demirtaş'ın yarattığı muazzam bir sempatiyle beraber HDP'ye oy vermeyenlerde bile geniş bir saygınlık elde etmişti Kürt siyasi hareketi ve her koalisyon denklemine bir şekilde sokulabiliyordu. Özellikle CHP'nin bu noktadaki serin kanlı ve barışçıl tutumunu teslim etmek gerekir. Ama bugün Kılıçdaroğlu bile HDP denklem dışı demek zorunda kalıyor. Çünkü trajikomiktir, iktidar partisi bile elinde bayraklı gezmeye başladı. Milliyetçi Hareket Partisi ile milliyetçilik yarışına girmiş durumda. Bu iklimde HDP 80 milletvekili elde edip maalesef şiddet nedeniyle ondan alınmak istenen meşruiyeti 90 milletvekili tesis edemeyebilir. Peki bu Taksim Gezi Parkı olayları ya da direnişi. Tabii hükümet çevreleri bunun artık bir yabancı istihbarat işi ve bir darbe girişimi kalkışması şeklinde ele alıyorlar. 17-25 Aralık'ı da böyle alıyorlar. Evet. Peki hem bu Taksim Gezi Parkı meselesi hem 17-25 Aralık'taki olaylara bakış farklı olmuş olsaydı, farklılıktan şunu kastediyorum. Muhalefet partileri burada bir vücut olarak, yek vücut olarak hareket edebilmiş olsalardı. Acaba bu konuştuğumuz konular bu şekliyle şimdi bu masaya gelir miydi? Ne düşünürüz? Matematiksel bir sonuç veremem size. Ama şunu söyleyebilirim. Yani Gezi Parkı'nı ben, Gezi Parkı'nda sokağa çıkılma halini ben doğrudan demokrasi talebinin gerçekleşmesi olarak görüyorum. Yani insanlar meclis içinde yani oy verip meclise gönderdikleri vekiller tarafından temsil edilemiyorlarsa, onların seçtiği vekiller ya da o partiler yasa oluşturamıyor, geçen yasalara müdahale edemiyorsa, meclis içi ve meclis dışı muhalefete mensup olmak terörist olmaya yeter hale gelmişse, yasal alanın bütün iktidar tarafından devlet terörüyle terörize ve terörize edilmiş ve kriminalleştirilmişse, medyada görünür değilseniz, sorularınız çalınıyorsa, geleceğiniz çalınıyorsa ve cemaatle AKP'nin oluşturduğu o dönemki oligarşik düzen size bütün temsil olanaklarını kapatmışsa sizin yapacağınız tek şey sokağa çıkıp kendi kendinizi temsil etmek. Temsili demokrasinin kilitlendiği noktada açığa çıkan bir demokratik itirazdı o. Ama elbette ki bütün toplum kesimlerini kapsamıyordu. Bir kere zaten AKP'ye karşı bir itirazdı. Dolayısıyla AKP'ye oy verenleri içeremiyordu. Kabul etmek gerekir ki ağırlıklı ya CHP'lilerin, sosyalistlerin ve onların etkilediği yaşam alanlarında var olanların seslice ifade ettiği bir itirazdı. Bu anlamda MHP'lilerin katılımında kadık oldu. Gezi Parkı bu devletin dönüşümü için bir fırsattı. Gezi Parkı'nın kendisi devleti dönüştürmeye yetmeyebilirdi. Yani işte o çok solun altını çizdiği eşitlikçi, özgürlükçü, yerinden yönetime dayalı bir ülkeyi kurmaya o gençlerin nefesi yetmeyebilirdi. Bunları onlardan beklemek haksızlık olurdu zaten. Ancak bu devlet kendisine bir dönüşüm fırsatı elde etmişti o günlerde. Çünkü bu son Gezi Parkı eninde sonunda 2007 ile 2013 arasındaki AKP ve cemaatin oluşturduğu oligarşik düzene itirazdı. Tam anlamıyla buydu. Adalet ve Kalkınma Partisi buradan iki yolla çıkabilirdi. Bu oligarşik rejimi bu demokrasi fırsatıyla gözden geçirebilirdi. Hukuk alanında, iktisadi alanda, çevre anlamında gözden geçirebilirdi. Gençleri muhatap alarak ve bu itirazın zemininin aslında ülkedeki antidemokratik iklim olduğunu kabul ederek bunu fırsata çevirebilirdi. Bunu yapmadı. Oligarşik iklimden diğer kapıdan çıktı. O kapıda tek adam yönetimidir. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu tercih etti. Bunu tercih ettiği için Gezi Parkı'nı bir darbe girişimi ya da en hafif deyimiyle, onların en hafif deyimiyle Alevi isyanı olarak kriminalleştirmek istedi. Hani bu zaten bir mezhep ayaklanmasıdır ya da bu zaten bir darbe girişimidir. Dolayısıyla benim kendimin varlığı aslında bir demokratik müessesidir diyerek tek adam yönetimini inşa etmeye koyuldu.
Gezi Parkı öylesi bir fırsattı bana göre. Adalet ve Kalkınma Partisi Gezi Parkı'na yol açan doğası nedeniyle zaten bu fırsattan yararlanamadı. O fırsattan yararlanması için esasen de kendisini revize etmesi gerekirdi. Yani bütün o onu oluşturan değerleri gözden geçirmesi gerekiyordu. Hukuk alanında, emniyet alanında, yargı alanında, iktisadi alanında. Bütün bunları elinin tersiyle itti. Diğer 17-25 Aralık'ta şunu kabul etmek gerekir. İşte o oligarşinin çatladığı yer orasıydı. 17-25 Aralık'ta. Çünkü kabaca Adalet ve Kalkınma Partisi ile Gülen cemaatinin oluşturduğu yapı artık kamusal ve sosyal alanda tasfiye edici kimseyi bulamaz hale gelmişti. Ordu önemli ölçüde tasfiye edilmiş, etkisizleştirilmiş, kendileri arasında etkisizleştirilmiş. Bir sistem içi siyasi öneri sunma halinden ağrı hale getirilmişti. Öte yandan işte Atatürkçülerden, Cumhuriyetçilerden, Alevilerden başlayarak bütün kamusal alandaki muhalefet temizlenmişti. Sosyal alana geçtiğinizde Kürtler KCK operasyonuyla kırılmıştı. Sosyalistler, Umut davası, Hopa davası ve benzeri girişimlerde kırılmıştı. Bu zamanla yaygınlaşarak sporda, dini, diyanet alanında itiraz edenleri içeren bir davalar zinciri haline geldi. Ve bütün bir ülke neredeyse ülkenin yarısı tutuklu, kalan yarısı tutuklu ziyaretçisi haline getirildi. Böylesi bir manzara doğdu. 10-25 Aralık aslında mülkü paylaşacak kimse kalmadığından o alanı daraltmış iki kudretin birbirine girme halidir. Kemal Tahir'in çok güzel bir sözü var. Kurt Kanunu romanına girerken. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. 17-25 Aralık yasal, laik, demokratik hukuk düzeninin ifade edebileceği bir çatışma hali değildir. O Kurt Kanunu'dur. O ancak onun yasalarına göre anlaşılabilir. Kurt Kanunu yaklaşık 6 yıllık ortaklık boyunca hırsızlığına göz yumulmuş bir iktidarın yaklaşık 6 yıl boyunca çete faaliyetine karşı grubun çete faaliyetine göz yumması nedeniyle alaşağı edilme girişimidir. Son safhada onun bu faaliyetine dur denilmesi nedeniyle yapılan bir karşı operasyondur. Teşekkürler. Şimdi müsaade edersen kısa bir araya, reklam arasına gidelim. Efendim dönüşte şimdi bir medyanın bugün gelmiş olduğu durumu konuşacağız. Hürriyet gazetesine yapılan saldırı ne anlam ifade ediyor? Çünkü İsmail Saymaz'ın kendisi Radikal ve Hürriyet muhabiri aynı grup. Ama bu Gezi Parkı olayları sırasında CNN'in Penguen belgeseli yayınlamış olmasını da unutmadığımızı ifade edelim. Ama doğal olarak kendisine sormayacağız. Çünkü o grubun bir çalışanı. Yok, sorabilirsin. Sorabilir miyim? Ayrıca peki, bana da soruldu sonuçta. Tamam. Evet. Soruldu. O dedi tesadüfen. O zaten daha önce planlanmıştı dedi o. O mecburen öyle söyleyecek. İşler tabii ki öyle değil maalesef. Maalesef öyle değil. Ve tabii ki şimdi bu olası seçim sürecinde siyasi partilerin durumunu da birlikte bir ele alacağız, konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam arası. Efendim yeniden aynanın arkasında programda birlikteyiz. Gazeteci İsmail Saymaz'la konuşuyoruz. Türkiye'de olan biteni aynanın arkasından aynanın önüne çıkarmaya çaba harcıyoruz. Programa yeni gelen izleyiciler için söyleyeyim. Programın birinci bölümünde özellikle tırnak için söylüyorum. Kürt meselesi işi uzatmamak için söylüyorum. Bu çözüm süreci dendi, işte açılımlar, pek çok şey. Ve bütün bunların hepsi neden sekteye uğradı? Aktörler taraflar açısından İsmail Saymaz bir analiz ve değerlendirme yaptı. Şimdi çok doğal olarak tabii ki medya ve medyanın durumu, bütün bunların hepsi evet bir muhalefet söz konusuysa ve hepimiz söz konusuysak bizim sesimizi duyuracak mecrada medya dediğimiz unsur. Şimdi meseleye şöyle başlamak isterim. Medyaya ne oldu? Medya nereye getirildi? Niye omurgalar böyle kırıldı? İçlerinde benim yıllardır tanıdığım gazeteciler vardı. Yıllardır ki ben 1997'den beri kesiksiz olarak medyadayım. İşte bir yurt dışında olduğumda da SBS Devlet Radyosu'nda da bir 8-8,5 ay radyo programcılığım var. Büyük çok keyifli bir dönemimdi. Büyük bir tesadüfle oldu. Türkçe Yayınlar Servisindeydi. Ama Türkiye 97'den beri bazı gruplarda da yöneticilikte yaptım. Ama bu son yıllardaki gibi bir işe hiç tanık olmadım. Üstelik de ben bu kadar yılında hocasıyım. Siyaset bilimi uluslararası 38-39. Senem benim başlıyor.
Teorik olarak da Türk siyasal tarihini iyi bildiğimi düşünüyorum. Çünkü kaç tane üzerine o kitap yazdım. Ama medyanın bu hale düşürüldüğüne bizim medya tarihi tanık olmadı. Gerçi tabii sen gençsin. Genç grubun temsilcisisin. Ne görüyorsun sen? Yani hocam, ne oldu? Bu yalnızca hesaplara çok yüklü para yatırılma meselesi mi? Yoksa burada başka bir felsefi yoksunluk mu var? Yoksa sosyolojik doğru analiz edemediğimiz, benim kuşağımın daha doğru söyleyeyim, doğru analiz yapamadığı, göremediği başka bir şey mi var? Ne oldu? Hocam, Türkiye'de yandaş basın meselesi aslında köklü bir mesele. Yani bizim Bağbali'nin saraydan neşet etmesi meselesiyle başlayabiliriz. Cumhuriyet döneminde yeni kurulan cumhuriyete uygun bir matbuat yaratılması meselesini ekleyebiliriz ama doğrudan devletin fonlamasıyla oluşturulmuş basın meselesi ya da yerleşik basın, alternatif basın yaratılması meselesi Demokrat Parti meselesi. Yani o dönem bugüne yakın en iyi kavram, bugünü karşılayan kavram besleme basın meselesiydi. O günlerde besleme basın denirdi. Besleme basının örneği ne? Demokrat Parti'nin Zafer Gazetesi mesela, çok başı çeken bir gazete. Bir diğeri örneğin İstanbul Ekspres Gazetesi sahibi Mithat Perin, Demokrat Parti'nin eski milletvekiliydi. Bu gazetenin rolü neydi? Bu gazetenin rolü de 6-7 oylarını ilk haber veren gazete olmasıydı. Şimdi besleme basın bir yanıyla o günlerde açığa çıkarken, diğer taraftan da örtülü ödenekten beslenen aydınlar meselesi vardı. Ahmet Emin Yalmanlar o yaşlarda, o yaşında linç edilir veya cezaevine konurken, bir taraftan Necip Fazıl ve benzeri Peyami Safa gibi isimler de örtülü ödenekten beslenerek yeni dönemin aydını olarak yaratılmışlardı. Bunun en rezil karşılığı işte bugün var. En karikatüre, onun karikatürünün icra edilişi işte bugün. Bugün nasıl başladı? Adalet ve Kalkınma Partisi ile Gülen cemaatinin oluşturduğu oligarşik yapı şunu tasarladı. Biz yeni Türkiye'yi, kendilerince yeni Türkiye'yi polis eliyle inşa ederken sadece emniyet ve yargıdaki uyum yetmez. Bir de bunun basın ayağı gerekir denilerek ilk etapta Kanal Türk ve benzeri oluşumların sahipleri değiştirildi. Ben öğrenciliğe başlarken 2000 yılının başında kartel meselesi tartışılırdı. Tekel kartel. O dönemler Uzan grubu denirdi. Doğan grubu, işte Ciner henüz yoktu ama Sabah grubundan sonra Bilgin grubu. Bilgin grubu ve onların hakim olduğu bir medya düzeninden bahsedilirdi ve kartel meselesi hep gündemdeydi. Ama 2006'dan sonra kartel meselesi gündemden çıktı. Çünkü aslında bir ittifakla Uzan halledilirken, çünkü siyasi seçenek olmuştu. Bir yandan o halledilirken 2007'den itibaren, hatta 2008'den itibaren Ergenekon operasyonlarıyla önce bir gazeteci, valiz taşıyan kurye gazeteci inşa edildi. Sonra onların eliyle ve bu operasyonlar eliyle belli medya organlarının sahipleri değiştirildi ve itiraz edebilen gazetecilerin kendisi ya tutuklandı, ya susturuldu, ya tutuklanma tehdidiyle korkutuldu. Bu arada ne oldu? Bu güç ana akım oluşumlarında sahipliğini değiştirdi. TMSF kullanılarak Sabah grubuna el konuldu. Sinebeş'e el konuldu. Çukurova grubuna el konuldu. Şov grubuna el konuldu. Doğan grubu dışındaki bağımsız kalabilen, bağımsız faaliyetini yürüten bütün ana akım medya gruplarının sahipleri TMSF eliyle değiştirildi ve iktidara uyumlu, güdümlü hale getirildi. Bir taraftan TRT kanalları içerisine tütün yapısı cemaatçilerden oluşturularak kanal yapısı çeşitlendirildi ve bütün, belki de bize mahsustur, dünyada liberalizmin devletle fonlandığı ülke, fonlanmış liberallerle yayın akışları oluşturuldu. Bir eliyle TRT, diğer eliyle TMSF eliyle el konulmuş yayın organları yok pahasına onlara satılıp ve hiç satmamaları, hiçbir tiraj elde etmemelerine rağmen yayın faaliyetlerini devam ettirdiler. Alan böyle kuşatıldı. Bir eliyle TMSF, bir eliyle Ergenekon operasyonlarıyla kuşatıldı ve istenilen türde kurye gazeteciler yaratıldı. Bu esasen cemaatin baskın olduğu dönemdi. Cemaatin baskın olduğu dönem şu son iki yılda lağvedilirken o mirası devralmış Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güdümlediği bir medya alanı oluşturuldu. Şimdi bunun baskısı altındayız. Onlar karşılarında sadece Doğan grubunu görüyorlar. Doğan grubu ve bağımsız kalabilen birkaç odak. İşte bazen Sözcü gazetesi oluyor. Bu bazen Bir Gün gazetesi. Bazen Evrensel gazetesi. Ve onlar cemaat nasıl tırnak içinde örgüt inşa ederek bu alanı temizlediyse, şimdi onlar da güncel olarak PKK ya da DHKPC gibi enstrümanlar üzerinden, hani bu söylemi kullanarak, bunu enstrümanlaştırarak
Doğan grubunu yok etmeye, en azından bağımsız olan sonra daha da çökertmeye dönük hamle yapıyorlar. Çünkü bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve onu motive eden o muhafazakar alt kültür sorgulamanın, eleştirinin, gerçek haberin eninde sonunda dönüp dolaşıp kendi iktidarını tehdit edeceğini düşünüyor. Onun kurmak istediği güvenlik rejiminin. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi varlığını geçmişte de ve gelecekte güvenlik tehdidi yaratmaya borçludur. Toplum karşısında toplumu bir tehditle korkutarak kendisini istikrarın, güvenin ve huzurun temsilcisi olarak göstermesine borçludur. Önümüzdeki dönemde de gazetecilerin attığı tweetten, yazdığı yazıdan, ettiği yorumdan hareketle bir terör örgütü ilişkilendirmesine giderek gazetecilik alanını ya yok etmeye yönelecek ya mümkün olduğunca hadım etmeye yönelecek. Bu ölçüde bunu NTV grubunda başardı. Bu ölçüde Habertürk grubuna Alo Fatihler atayarak o kontrolü sağlamaya çalıştı. Eninde sonunda Doğan grubu kaldı. Yine 2000'lerin başına döneyim. 2000'lerin başında Doğan grubu, ben daha mensup olmadan evvel şey tartışılırdı. İşte Doğan grubunun medyada oluşturduğu tekel, dağıtımda oluşturduğu tekel. Ben 2000'lerin başında, yani çalışanı olmaktan ötürü söylemiyorum. 2000'lerin başında 15 yıl sonra Doğan grubunun varlığının demokrasi için zorunluluk olduğunu düşünemezdim mesela. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada Doğan grubunun televizyonları ve gazeteleri en azından AKP'nin emrettiğinin dışında görüşe de yer verebilen, daha demokratik bir yayın iklimi oluşturabilen araçlar olarak kendisini gösteriyor. Sizin Sine 5, CNN Türk'teki işte penguen istisnası hariç diyebilirim. Hali hazırda mali baskı yetmemiş ki demek ki, siyasi baskı sonuç vermemiş ki demek ki, aralarında ya da önlerinde bir milletvekilinde olduğu bir grubu Doğan grubunun kapısına göndererek, Hürriyet'in kapısına göndererek, o tıpkı tam matbaası baskınında olduğu üzere, tıpkı 6-7 Eylül'de yaratılan iklimde olduğu üzere, yani gazetelerin ön ayak olduğu iklimde, linç ikliminde olduğu üzere bugün bizim kapımıza o grubu, onun bugünkü torunlarını gönderdiler. Unutmayalım, 6-7 Eylül'ü tezgahlayan Kıbrıs Türk Yürür Cemiyeti'nin Fahri Başkanı Adnan Menderes'ti. Evet. Yakasında o derneği kurucusu Hikmet. Bugün de Osmanlı ocaklarının esasen kendilerine Fahri Başkan olarak gördüğü kişi Erdoğan'dır. İstanbul Ekspres Gazetesi'nin başında Mithat Peri'nin, yani eski bir milletvekili vardı. Bu grubun arasında eski bir milletvekili var. Artık milletvekili olmadığı için eski bir milletvekili var. Uyum çok açıktır. Ve bir de şu var. Malum Cumhurbaşkanı'na da örtülü ödenek hakkı verildi. Geçmişte de Başbakan örtülü ödeneği en müsrif biçimde kullanan kişidir. Merak ediyorum. Bunlardan hangilerine para veriliyor? Bunlardan hangileri fonlanıyor? Hangisinin cebine para konuyor? Örneğin az önce kimi isimlerden bahsettiniz. Bugün Akşam Gazetesi'nde geçmişte PKK üyesi olmaktan ötürü 10 yıl yatmış. Çıktıktan sonra da Gündem Gazetesi'nde tarafta çalışmış bir köşe yazarı bugünkü köşe yazısında şöyle diyebiliyor. MHP'yi Türkçülüğü terk etmekle, CHP'yi milliyetçiliği terk etmekle suçlayabiliyor. Böylesi bir aşamaya gelinmiş artık. Ya da yine bu cereyanın destek verdiği, örneğin Ermenikök bir milletvekili toplumun geri kalanına milliyetçilik dersi, Türkçülük dersi, milliyetçilik değil de Türkçülük dersi, vatana birlik ve bağlılık sorgulamasına kalkışabiliyor. Oysa daha düne kadar vatana bağlılıkla sınanan bir topluluğun içinden gelmekteydi kendileri. Bugün ise Adalet ve Kalkınma Partileri olmayanları, o parti olmayanları sorgulama cesaretini kendisinde görebiliyor. Bu cesaret sadece ideolojik bağlılıktır diye düşünmüyorum. Bu cesaretin arkasında mutlaka örtülü ödenek olmalıdır. Mutlaka bir gelecek kaygısı, mutlaka bir ikbal, mutlaka bir tabir yerindeyse bir cukka meselesi olmalıdır. Bundan başka bir izaha yoktur. İnsanlar 2 yıl arayla bu kadar birbirine zıt görüşleri savunamazlar. Yani genç 17 yaşında bir gencin 19 yaşındaki görüş değişikliğini söylemiyorum. 40 yaşındaki birinin 42 yaşındaki görüşünden söz ediyorum. Bu kadar açık değişiklik olamaz. 2 yıl önce Today's Zaman gazetesinde kılıç kuşanıp 2 yıl sonra cemaate karşı savaş açmanın bir izahı olmalı mutlaka. Bunun ikbalden ve gelecekten başka bir karşılığı yoktur. Tam da bu nedenle bugün yaratılan, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yaratılan basın düzeni bir kurye düzenidir. Onlara tebliğ edileni en hararetli biçimde aktarma düzenidir. Bu ezberin kendisi bir müessesedir artık. Dikkat ederseniz onların tartışmalarında
en büyük farklılık AKP'yi hangi tonda daha farklı destekledikleri noktasındadır. Bir karşıt, onlara karşıt birinin olabildiği toplantılar değildir onlar. Bir tartışmada kavga şu nedenle çıkıyor. AKP'yi daha çok savunabilme gerekçesiyle çıkabiliyor. Açın gazeteleri, Cumhurbaşkanı uçağındaki bütün gazetecilerin onun yanında, hemen hemen hepsinin diyeyim, bazı istisnalar vardır, hemen hemen hepsinin yanında bir talebe gibi oturduğunu pekala görebiliyoruz biz. Dolayısıyla bu iktidar bu gazeteciyi istiyor. Bu gazeteciyi bu yüzden yarattı. Teşekkürler. Şimdi stratejinin binlerce yıllık ortaya koymuş olduğu bir temel kural vardır. O kural da şudur. Stratejiniz yanlışsa taktik doğrularla zafer kazanamazsınız. Bu söylemiş olduğum husus Doğan grubu, Aydın Doğan beyefendi için de geçerli. Bu söylemiş olduğum Recep Tayyip Erdoğan için de geçerli. Şimdi onların stratejik düzeyde yaptıkları yanlışlıkları taktik düzeyde bir sürü eylemle akıllarınca toparlamaya çalışıyorlar. Ülke yangın yerine döndü, başka bir yere gidiyoruz. Doğan grubu meselesine gelince de seçimden önce Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi canhıraş biçimde desteklediler. O günkü mevcut olan koalisyonun bozulması için inanılmaz bir çaba harcadı oradaki kalemleri. Bülent Ecevit hakkında akla sığmaz yazılar yazıldığı gibi tırnakları kirli, hasta yatağı. Neler yapmadılar ki? Ahmet Necdet Sezer için Ertuğrul Özkök'ün yazısı işte ortada o günkü Cumhurbaşkanı'na. Kasaba noteri gibi ifadeler kullandılar ve Hüsamettin Özkan kanalıyla da müthiş bir operasyonun önünü açıp koalisyon hükümetini bozdurup ardından AKP'nin çıkışı ve ilk zamanlarının işte bütün her şeyler arşivde Recep Tayyip Erdoğan'ın işte demokrasi kişiliği, demokrat kişiliği, demokrasiye katkı gibi düzmeceler ve Ertuğrul Özkök'ün yazıları ortada işte nasıl. Ve süreç içerisinde de hepimizin bildiği şekliyle Aydın Doğan beyefendi gazeteyle pek çok yazarın ilişkisini kesti. Emin Çöreşen meselesi en meşhur olanıdır. Avrupa Birliği konusunda görüşlerimiz birbiriyle uymuyor. İşte hükümete bu kadar sert ne eleştiriler yapıyorsun gibi. Televizyonda da canlı yayına da katılarak Merdan Danardağ'ın programıydı. Baştan sona kadar, sabaha kadar izledim çünkü o programı. Efendim bütün bunları söyledi. Bakınız şimdi onu yeniden başa hatırlatıyorum. Ta 5000 yıl önce söylenmiştir. Stratejiniz yanlışsa taktik doğrularla zafer kazanamazsınız. O gün o kadar çok yazarı, düşünürü olan Aydın Doğan beyefendinin neden böyle bir uzak görüşlülüğü, uzgörüleri olamadı? Benim kafam bu çok kurcalıyor. O gün de kurcalıyor, bugün de kurcalıyor. Bunu niye söyledim biliyor musun? 29 Mayıs 2002 tarihinde o günkü adıyla digimedya.com Vahit Çelikbaş beyefendiye aittir ki Vahit Çelikbaş'ı sen hatırlamayabilirsin doğal olarak hatırlamayabilirsin. Aldun Sim abinin sağ koluydu ve Günaydın gazetesini gazete yapan kişidir Vahit Bey. Çok önemli bir medya mensubuydu Vahit Bey. Onun yeni medya iletişim AŞ ile bir şirketi vardı. Bu aradaydı. Ben de orada bir süre onlarla birlikte bulundum. Uzanlara gelene kadar. Uzanların kanal altısına geldiğim güne kadar. Ve orada bir yazmıştım. Demiştim ki Recep Tayyip Erdoğan kaz adımlarıyla iktidara geliyor. 29 Mayıs 2002'dir. Dikkatini çekerim. Erken seçim olacak. AKP dedim iktidara gelecek ve Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığa gelecek. Hı hı. O zaman herkes bana dünyanın lafını söyledi. Ve o zaman şu cümlem şuydu. Dedim ki laikler, Atatürkçüler, Aydın Doğan, Hüsamettin Özkan, Mesut Yılmaz isimlerini sayarak TÜSİAD, Erdoğan'ı iktidara siz getiriyorsunuz. Falan diye. Bu çok uzun bir yazıdır. Herkes girip internette bulabilir efendim. Bulabilir. Ya da daha merak şeyler için söyleyeyim. Daha kolaycılar için söyleyeyim. Akıl Oyunu kitabımla da aynı makaleyi aldım. Kolaycılar için söylüyorum. Daha meraklılar için şeye girsinler. İnternete girsin baksınlar. Bakın. Ellerinde onlarca kişi vardı. Bu tarafta işte oradaki medya belli kardeşim. Orada da bir tane Erol Mütercimler diye bir adam diyor ki erken seçim olacak. İşte şu olacak, bu olacak, bunlar gelecek. İşte benim içime sindiremediğim bu mesele. Bugün de. Yine aynı şekilde demin senin portresini çizdiğin gazetecilerin bir kısmı Aydın Doğan beyefendinin medyasında çalışmaya devam ediyor. Televizyonlarında programa çıkmaya devam ediyorlar bunlar. Yetmiyor NTV'ye de aynı kişiler. Orada da çıkartılıyor, burada da çıkartılıyor ve devamlı para ödeniyor. İşte bunun nasıl bir analize tabi tutulacağını bir süreç gösterecek. Üzerine onu konuşmak istemiyorum. Son olarak şeyi ne görüyorsun?
1 Kasım seçimi, yani biz 2 Kasım sabahına sence nasıl uyanacağız ve nasıl bir Türkiye'yi uyanacağız? Eğer son 30-35 günde ülkeyi çalkalayacak, siyasetin akışını değiştirecek bir gelişme olmazsa, ben 3 aşağı 5 yukarı milletvekili sayısı bakımından 3 aşağı 5 yukarı aynı tablonun çıkacağını düşünüyorum. Bir ölçüde CHP ve MHP milletvekili sayısını ve o yüzdesini arttırabilir. HDP aynı çizgiyi yakalar. AKP'deki değişkeni kestirmek mümkün değil. %37'lere de inebilir, %42'ye de çıkabilir. Ancak akıbet değişmez. Önümüzdeki süreçte yine bir CHP-AKP görüşmesine daha tanık olabiliriz. Fakat AKP bu kez eli daha zayıf oturacak o masaya. Ya üzerindeki o büyük yükü atmak zorunda kalacak. Atarsa ikbali ne olur, geleceği ne olur bilemiyoruz. Büyük yük dediğiniz Tayyip Bey. Evet, evet. Ya, ya da 2016'nın baharında, ilkbaharında bir seçime daha gidebiliriz biz. Yani Mayıs gibi. Evet. Biz de hemen hemen seninle aynı görüşteyim. Ben de efendim aynı şeyi bekliyorum. Mayıs'ta bir seçim yaptırtacak ve hükümetlerin, kurulmuş olan hükümetlerin ve sürekli veto edeceğini falan da düşünüyorum. Evet. Büyük bir sıkıntıyı bekliyorum. Programı kapatırken gönderilen sorular içerisinde büyük bölümü zaten konuştuklarını, anlattıklarındı. Bir son bir soruyla bitireyim. Bir izleyici sorusuyla da bitireyim. Murat Can Türk Beyefendi'yle diyor ki, gerçi cevap verdin ama herhalde bir daha toparlamak lazım. Gerek devletin hazinesini zimmete geçirmek gibi iddialar ortadayken, delilleri TÜBİTAK'ça yalanlamamışken muhalefet bunun hukuki dava haline getirilmesi için neden girişimde bulunmuyor? Farklı olarak nasıl bir stratejileri var? Bu farklı olarak nasıl bir stratejileri var meselesi sanıyorum ki muhalefet için sormuş diye düşünüyorum. Hükümet açısından değil. Neden muhalefet dile getiremiyor sorusu medyayla da birleştirilirse nasıl bir cevap verilebilir? Şimdi yani bildiğim kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi zaten bunu koalisyon şartı olarak ortaya koydu. Yüce Divan meselesini. Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki seçim döneminde miting alanlarında, mecliste parti grubunda bu kayıtları dinlettirdi. Bunun propagandasını yaptı. Ancak bunlar sonuç vermedi. Birkaç sebeple sonuç vermedi. Lütfen. Birincisi şuydu. 17-25 Aralık operasyonunu yapan sembol isimlerin tamamı o AKP'den önce başkaca toplum kesimlerini baskı altına alınmış davalardaki karakterlerdi. Zekeriya Öz mesela ya da bu polis şefleri Ramazan Akbilek olsun, Ali Fuat Yılmazer gibi polis şefleri Ergenekon'dan işte Balyoz'a, askeri casusluktan tutun da benzeri davalara kadar bütün toplum kesimleri tarafından olumsuz anlamda işaretlenmiş kişilerdi. Örneğin Muammer Akkaş, Hrant Dink davasını 3 sene kitleyen bir savcıydı ki o dosyada bile parmak kıpırdatmazken 25 Aralık soruşturmasında engelleniyorum diye kapıda bildiri dağıttı. Şimdi bunun aslında bir cemaatin AKP'ye karşı yürüttüğü savaşta Kurt Kanunu'nun hamlelerinden biri olduğu bence toplum nezdinde daha karşılık bulmuştu. Yolsuzluk iddiaları belki de ondan daha çok. Toplum bence bu savcı ve polis şeflerinin yarattığı terörden kurtulmayı yolsuzluk ithamına yayledi. Adalet ve Kalkınma Partisi tabii şu hissi de yarattı. Bu darbedir söylemi bir ölçüde tuttu. En azından İslami kesimi seferber edebildi. Öte yandan Ergenekon ve Balyoz'da başlayan tahliyelerle beraber bu davalardaki sanıklar ve onların etkilediği geniş kamuoyu gelmekte olan başka bir cemaat tehdidine işaret ettiler ve bu noktada o operasyonlara itiraz etmediler. Çünkü şöyle bir denklem vardı. Bir yolsuzluk iddiası var. Bu iddia eninde sonunda tarihin bir evresinde soruşturulabilir. Çıkacak. Bu yolsuzluğu yaptığı iddia edilen siyasi parti sandıkla da olsa pekala bugün olduğu gibi debilir ama bu operasyonu yapan ne kadar doğrudur tartışabiliriz ama bu operasyonu yapan kudretin kendisi seçimle gelip seçimle gitmediği için ülkenin asli müesseselerine, kılcal damarlarına yerleşmek kaydıyla yerleştiği için onu söküp atmanın kolay olmayacağı hesabına hareketle bu operasyonun kendisine evet denildi. Dolayısıyla yolsuzluk iddialarına ilişkin eleştiriler cemaatle ilgili yapılan eleştiriler karşısında biraz gölgede tutuldu. Çünkü esasen o ana kadar cemaatin yarattığı, cemaatle güdümlü olduğu iddia edilen, hakim savcıların ve polislerin yarattığı terör
o ana kadar toplumun bütün kesimini içine almıştı. En son AKP kalmıştı, onu da içine aldığı için bir mutabakat oluşmuş oldu. Bunun bir karşılığı yargıda, yargıda birlik platformu olarak gerçekleşti. Emniyette başka bir karşılık buldu. Esasen o ana kadar cemaatin sözcüleri tarafından bazen gazetede bazen televizyonda parmak sallayarak insanların tehdit edildiğini basın da unutmadı. Dolayısıyla basında da bu operasyonların detayda tartışmalı olabilir. Muhakkak o aşamaya doğru gidiyor ama bu operasyonların meşru olduğuna dair bir algı yerleşmiş oldu. Dostluk iddiasına gelince tabii Adalet ve Kalkınma Partisi 4 bakan en azından kabine dışı sonra siyaset dışı da göndererek kendisiyle ilgili küçük de olsa bir hamle yaptı. Bu da öylesi bir serinlemeye yol açtı diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Efendim bu programda Radikal ve Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'la birlikteydim. İşte programın başından itibaren izleyen izleyiciler programın girişindeki yaptığım konuşmadaki çizmiş olduğum İsmail Saymaz portresinin konusunda haklı olduğumu düşünüyor olduklarını değerlendirmekteyim. Gördüğünüz gibi parlak bir yıl bizi beklemiyor. Yine aynı görüşü paylaşmaktayım İsmail Saymaz'la. Muhtemeldir ki Mayıs ayında biz bir seçimi yine yapacağız. Yani bugüne itibaren koyduğumuzda aritmetik olarak takvim 20 ay içerisinde bir seçim görülmekte. O nedenle nasıl bir Türkiye istiyorsak ona göre sandıkta gidelim, oy kullanalım. Konuşmasını bağlarken ifade ettikleri, yani Türkiye'de muhalefetin bakın ve muhalif unsurların hayat bulmasının ne kadar zor olduğunu çıplak örnekleriyle ortaya koydu. Gerek siyasi partiler açısından gerek muhalefet açısından, ama şunu unutmayalım ki insanlık tarihi diktatörlerin, oligarşik yönetimlerin yıkılışına yüzlerce kez tanık olmuştur. Hiçbir zaman için bu iktidarlar sonsuza kadar yaşamazlar. Hiçbir şeyin yaşamadığı gibi. Ama 21. yüzyılın ilk çeyreğinde önemli olan husus şudur. Adına Maltı Kalçız'ın çok kültürlülük denilen bir refleks var. Yani farklılıkların ötekileştirilmediği, farklılıkların içe sindirilmesi ve onların doğru yönetilmesi. Ki bu işte çağdaş demokraside böyle tanımlanıyor. Buna temel inançtır. İşte bu inanç doğrultusunda eğer hareket edebilirsek, huzur içinde uyumayıp, huzursuzluk içerisinde uyuyup sabaha öyle kalkarsak, sanıyorum ki şu anlatılan kompozisyonu, bu anlatılan planı, projeyi, stratejileri paramparça edebiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca da ortada bir stratejinin olduğunu da hiç düşünmüyorum. Bunu da bu kadar yılın hocası olarak söylüyorum. Akademik alanı bu olan bir insan olarak hep taktik düzeyde yapılan şeyler var. Çok güzel bir tanımlaması vardı. Çok hoşuma gitti İsmail Saymaz'ın. Bu TOKİ mantığıyla hareket eden bir siyasal iktidar yapısından strateji beklemeyiniz. Bağlarken şunu söyleyeyim. Bakın çok temel bir kuraldır. Akıl oyunu, akıl oyununu okur. Ama akıllı oyunu, akıl oyununu bozar. Ana mesele budur. Umarım ki muhalefet partileri de bu açıdan bir uyanışı sergilerler. Müsaade ederseniz kendi adıma da, sizin adınıza da İsmail Saymaz'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık, beynine sağlık kardeşim. Sağ olasın. Sağ olasın. Her zaman çok keyifle izlediğim işte bu son dönem genç gazeteci temsilcilerinden birisi benim. Yani sevgili kardeşim. Ayrıca sevindiğimi söylemeliyim hocam. Çok teşekkür ederim. Öyle kardeşim öyle. Umarım aynı yüreklilik hep devam edecek umarım ve başkaları gelecek aşağıdan. O 20'li yaşın genç çocukları gelecekler aşağıdan örnek alarak gelecek. Bu ülkenin bu insan kaynağı her zaman zengin. Her zaman çok zengin. Efendim bir sonraki programda buluşuncaya kadar ben ve tüm ekip arkadaşlarım size iyi bayramlar diliyoruz. Huzurlu bir bayram diliyoruz. Yolda olanlar, olacak olanlar ve dönüşe geçecek olanlar için de ne olur bir tane ricamız var. Tek bir ricamız, şu trafik kurallarına uyun. Daha birinci gün yanılmıyorsam 49 ölü var trafik kazalarında. 270 aşkın galiba yaralı var. Ne olur yapmayın. Ya yarım saat geç gidin ne olur. Kurban keserken de dikkat etsinler bu arada. Ellerine, ayaklarına, parmaklarına kendinizi kurban ediyorsunuz. Bir profesyonellere verin. O kadar para verip alıyorsunuz. 40 lira 50 lira vermeye kıyamıyorsunuz. Yani 150 bin 200 bin Türk lirası para verip otomobil alıyorsunuz. 10 lira verip park yerine çekmiyorsunuz. Sokakta arabanızı hurdaş ediyorsunuz. Yani bir garip milletiz. Bir garip milletiz. Neyse.
onu bir köşeye koyayım. Hepinize huzurlu bayramlar diliyorum efendim. İyi bayramlar. Hem bu süreçte hem daha sonra işte önümüzde de bir seçim var. Bizi bütün şu İsmail Saymaz'ın ortaya koymuş olduğu özellikle Güneydoğu olayı, Kürt meselesi gibi bu büyük problemden çekip çıkarması gerekenlere de Tanrı'dan tek bir dileğim var efendim. Akıl ve ruh sağlığı yerinde olsun bir. Kibirlerini yenmeyi başarsınlar iki. Üçüncüsü de şunu unutmasınlar. Siyasal iktidarlar kimseye kalmadı. Yarın yazılacak siyasi tarihte torunlarınızın sizi nasıl okumasını arzu ediyorsanız öyle yer alın efendim. Öyle yer alın. Caligula'da yazıldı unutmayınız. Napolyon Bonaparte'da, Mustafa Kemal'de. Yani nasıl yer almak istiyorsanız size kalmış bir şey efendim. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Bayramdan sonra görüşmek üzere. Yani bugün nasıl hangi seyirciyi bıraktıysak bayramdan sonra da onu bulalım. Hoşçakalın efendim.